Osman Hoca Tamam, burada. Osman peki. Bektaş. Efendim hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk efendim. Çok önemli bir iddiada bulundunuz geçtiğimiz günlerde. Dediniz ki hakikaten de korkuttunuz. Evet. Dediniz ki Türkiye'de işte bu yılın sonuna kadar ya da bilemediniz 2014'ün başında 7 ila 7,9 arasında bir deprem olma olasılığı çok yüksek. Çok Neden güzel. böyle bir iddiada Evet. bulundunuz? Teşekkür ederim. Biraz önce beni ikaz ettiler ki hocam ne olur çok basite indirgeyerek anlat, toplum da anlasın. Biz de kendimizi anlatmaya çalışalım. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Deprem deyince nedir? Deprem en basit tanımıyla bir değneği alın elinize, bükün ve kırın. İşte bir deprem. Kullandığınız enerji sizin depremi oluşturmak için kullanılan enerjidir. Ama depremi değneği kırdığınız anda elinizde ne yapar? Geriye doğru bir teper. İşte bu da depremin oluşturduğu dalgalanmadır veya titreşimdir. Fakat kırılan değnek değil, kırılan yer kabuğunun önemli bir kısmı. Yani bu taş, taş kırıyorsunuz. Kullandığınız enerjiyi düşünün, kullanılan enerjiyi düşünün. Bu kırılma olayı o kadar karmaşık ki bunu laboratuvarda Hocam bu inceleyemiyorsunuz. karmaşıklıkları bir kenara koyalım. İsterseniz şuradan başlayalım. Şimdi hakikaten çünkü merak ediyoruz. Hakikaten bu Evet. kadar büyük bir olasılık mı var? Bahsettiğiniz deprem yerle bir edebilecek büyüklükte bir deprem. Evet, bakın oraya geleceğim. Depremi tahmin etmek, depremin zamanını, yerini ve büyüklüğünü bilmek mümkün değil. Bu bilinen bir şey. Ancak tahminde bulunabiliyoruz. Tahmin dediğiniz nedir? Şansın bir adım Olasılık ötesi. hesabı. Şansın bir adım ötesi. Bir adım ötesine neyle gidiyorsunuz? Elinizdeki bir takım verilerle Evet. gidiyorsunuz. Biz depremi laboratuvarda inceleyemiyoruz. Biz depremi hesap kitapla tam olarak inceleyemiyoruz. En büyük şansımız büyük depremler olması ve o depremlerden bir şeyler öğrenmemizdir. Evet. Geçen yıl Nisan ayında 2012 yıl Nisan ayında 8,6 büyüklüğünde bir deprem yaşadı dünya. Evet. Nerede Önce yaşanmıştı hocam? bu Japonya'da. Doğu Hint Okyanusu'nda. Ha, evet. Bu hemen 2 saat sonradan 8,2 büyüklüğünde bir deprem. Bu küresel ölçekte dünyayı sarsan, etkileyen bir deprem. Evet. Tetikleyebilir diyorsunuz Şimdi hocam. bakın bu depremden biz neler öğrendik? Yani depremi yine depremden öğreniyoruz. Şunu öğrendik. Bu tür bir deprem binlerce kilometre ötedeki fayları hareketlendirebiliyor. Evet. Ve bu deprem şöyle doğuda, batıda, doğuda, kuzeyde ve güneyde 4 ayrı lob halinde bir etkinlik alanı oluşturdu. Deprem dalgalarının oluşturduğu bir etkinlik. Evet. 4 tane ayrı lob. Yani bu Türkiye'de olabilecek onun Şimdi etkisi onu mi? göstereyim. Orada Buyurun, buyurun. Burada bir onu tablomuz göstereyim. var. Yani 2012 Nisan'ında olan o Evet. 8 küsür büyüklüğündeki deprem mi etkileyecek Türkiye'yi? Şimdi onu evet bakın. Şurada 8,6 büyüklüğünde olan deprem. Orası, ha işte Şu. o bahsettiğim Evet, okyanus. Hindistan hemen doğusu. Evet. Şimdi bakın şu kırmızı loblar bu bölgedeki şu depremin oluşturduğu etkinlik alanlarını gösteriyor. Evet. Bu etkinlik alanları içerisinde şu siyah noktalar bu depremden sonra oluşan artçı depremler. Evet, Türkiye şimdi nerede bu durumda biliyor Türkiye musunuz? şurada, tam şurada. Bakın Hindistan'dan sonra şurada. Evet. Tam Peki Türkiye şurada. bu etkilenme alanları ne kadar sürede etkiler? Şimdi üzerinden Şimdi bir buçuk sene geçmiş. ona geleceğim. Şu siyah noktalar dediğim gibi artçı deprem. Fakat bu artçılar bizim bildiğimiz artçılar değil. Bu deprem bize aynı zamanda artçı deprem kavramını da değiştirdi. Bizim bildiğimiz artçılar fayın hemen yanında Evet. ana şoktan çok daha küçük olan Evet. depremler. Bu depremler 4,5'tan büyük, 7'ye kadar ulaşabilen yıkıcı özelliğe sahip depremler. Bir de Dolayısıyla artçı dediğimiz hemen ertesi gün bir hafta içinde vesaire olur diye evet, anlıyoruz. evet. Şimdi buradaki depremler bir hafta içerisinde yani 8,6 büyüklüğündeki deprem oluştuktan sonra Evet. global olarak dünyanın depremselliği birden arttı. Kaç misli arttı? Deprem öncesine göre en az 2 misli arttı. Yani daha sonra olanlar bunun Burada artçıları zaten mıdır? gözüküyor. Bakın şuradaki dünya ölçeğindeki şu depremler bu depremden sonra 2-3 misli arttı. Yani depremden önce 57 olan deprem sayısı depremden sonra 114'e çıktı dünya ölçeğinde. Yani bu geçen seneki deprem mi Evet, tetikledi evet. hepsini? Şimdi bakın. Şimdi bundan geçen hafta mesela Filipinler'de oldu. 8'e yakın Şimdi yanlış ona geleceğim Nagihan hatırlamıyorsam. Hanım. Bu deprem dalgası tıpkı neye benziyor? Bir ağacı düşünün. Ağaçtan elmalar normal şekilde düşer. Hangi elma düşer? Olgunlaşmış elma düşer. Evet. Ama ağacı bir sallarsanız çok sayıda ne yapar?
elma düşer. Dolayısıyla bu deprem ne yaptı? Bütün küresel ölçekte dünyayı ne yaptı? Salladı. Hocam bu olağanüstü bir deprem miydi? Tabii olağanüstü. Depremler beklenir. Kesinlikle bakın. Kesinlikle bu 8.6 büyüklüğünde dünyanın 100 yılda yaşadığı en önemli depremlerden biri. Biz bu depremden çok şey öğrendik. Şimdi bir hafta boyunca dünya büyük depremlerle sarsıldı. Artçı deprem dediğimiz 6 ve 6 büyüklükten deprem olabiliyor. Güzel, yani yıkıcı depremler olabiliyor. Aha. Yani her 100 yılda bir bu 8.6 gibi büyük depremler olur mu? Hayır. Şimdi ben şunu bir anlatayım. Bu bir hafta sürdü. Yani bu artçı depremlerin sallanması bir hafta sürdü. Evet. Bir hafta sonra ortalık dediğiniz gibi yatıştı. Ancak bu tür depremlerin etkileri bitmemiştir. Bu yüzeyde yaptığı titreşimler durmuştur. Bu deprem alttan, şimdi ikinci depremin ikinci safhası olan en azından 20-25 kilometre derinliğinde deprem ikinci defa çalışmaya başlar. Evet. Yerin üstü kırılgandır ama altı akışkandır. Sıcak olduğu için akmaya başlar. Evet. Akan bu yer altındaki kayaçlar binlerce kilometre, yüzlerce kilometre ileride üstteki kabuğu tekrar kırar. Evet. Bu bir teori veya varsayım. Şimdi bu teori çalıştı mı çalışmadı mı? Zaman her şeyi gösteriyor. 2012 yılının Nisan ayında olan bu deprem ve bizim oluşturduğumuz lob, ki o lob nedir? Türkiye, İran, Pakistan ve Hindistan lobu. Evet. Bu lob biraz önce söylediğim gibi depremle ne oldu? Etkin hale geldi. Şimdi depremin ikinci safhasını yaşıyoruz. Yani ana şoktan sonraki safha nedir o safha? Gecikmiş deprem tetiklemeleri safhası. Zamana bağlı efendim. Neler oluyor bu safhada? İşte görüyoruz, yaşıyoruz. Bakın neler olacak. Zamana bağlı deprem tetikleme safhası. Yaşıyoruz şimdi, göreceğiz. Geldik 2013 yılına. Yani bir yıl sonra. 2013 yılında Nisan ayında İran'da 7.8 büyüklüğünde deprem yaşadık. Evet. Aynı lobda. Yani bizim Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan lobunda. Evet. Geldik Eylül ayına. Yani 2013'ün Eylül ayına. 2 ay önce. Evet. Ne oldu? Bu sefer aynı lobda Hindistan'da 7.7 büyük Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşadık. Şimdi siz tedirgin olmaz mısınız? Aynı lobda. O zaman bu lobun aynı üzerinde pay, Türkiye'de evet, de olabilir. Evet. Peki Türkiye'de en çok nerede risk var? Hangi bölgede? Şimdi bakın biraz daha açayım. Tedirgin oldunuz mu? Ben tedirgin oldum. Yani aynı lobda Türkiye'de olabilir. Şimdi o zaman envantere bakıyorum. Diyorum ki 7.3 büyüklüğündeki deprem sayısı acaba 2013 yılda tuttu mu tutmadı mı? Çünkü 7.3 veya 7 ile 7.9 arasındaki depremlerin sayısı dünya ölçeğinde sınırlıdır. Bunlar evet, ortalama 17 civarındadır. Evet. Peki benim bugüne kadar yaşadığım deprem ne kadar dünya ölçeğinde? Ne kadar? Ne kadar? 12. Yani benim en az 2, en fazla 5 deprem açığım var 2013 yılının. Şimdi 2013 yılının hem deprem açığı var. Yani en az iki deprem daha olacak bu yıl bitmeden diyorsun. Ona da geleceğim. Bakın oldu. Oldu. Ben bunu ne zaman söyledim? 3 Ekim'de. Evet. Dedim ki bu varsayıma göre. Bir deprem oldu geçen. Evet. Bu varsayıma göre dedim ki en az 2013 yılının sonuna kadar dünya ölçeğinde en az 2, en fazla 5 deprem olma olasılığı var. Bunu niye göre söyledim? Biraz önce söyledim. Deprem envanterine göre söyledim. Evet. Peki ne oldu? Hemen 15 Ekim'de bayrama girdiğimiz gün Filipinler'de 7.küsür 8'e yakın. Evet, bir deprem oluyor. Bu hangi lobda oluyor biliyor musunuz? Bizim lobun simetriğinde. Evet. Arkadan Filipinler'de Papua Yeni Gine'de bir deprem oluyor. Dolayısıyla 2 ay içerisinde bir sene içerisinde 4 deprem bu lob üzerinde evet, gelişiyor. Hocam Filipinler demişken bu deprem olduktan 2 gün sonra orada bir profesör çıktı ve bir hafta içinde 8 büyüklüğünde deprem olacak aynı yer dedi. Bu kesinlikle böyle bir şey söylenebilir mi? Şimdi bakın biraz önce söyledim, tahmindir bu. Dolayısıyla ben bu depremleri yaşadıktan sonra Türkiye'de de deprem açığı olduğuna göre
Türkiye'de böyle bir deprem olma olasılığı vardır dedim. Hiçbir zaman kesinlikle deprem olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Evet. Şunu da belirteyim, bilim adamları ne konuşursa konuşsun, bunun doğruluk oranı %60'ı geçmez. Evet. Yani %40 nedir? Burada bir yanılma payı var. Peki siz %60 olasılıkla Türkiye'de olabilir diyorsunuz. Ben %60'da demiyorum. Hayır, bakın, aşağı yukarı en fazla %60'tır evet. diyorsunuz. Türkiye'de herhangi bir bölgeye işaret ediyor musunuz risk fazlalığı açısından? Zaten belli şimdi deprem fay aslında, hatları var. Aslında benim bu konuyu açmamın nedeni... Evet, arkada da deprem evet, haritası da görünüyor. Aslında benim bu konuyu açmamın nedeni veya konuya girmemin nedeni şu... 29 Eylül'de Afat Dairesi Başkanı diyor ki ben Doğu Anadolu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem bekliyorum. Ve hazırlıklarımızı yaptık. Dolayısıyla diyor biz gerekli tedbirlerimizi aldık. Aslında beni tetikleyen bu. Benim de endişelerim şu size anlattığım evet. benim endişelerimdi. Dolayısıyla ben bu endişelerimi toplumla paylaşmak istedim. Peki ama hocam iyi yapıyorsunuz, güzel yapıyorsunuz da yetkililer hazırlık yapıyorlar. Sizin bu endişelerinizi duyacağım ama biz vatandaşlar ne yapalım? Yani bizim uykumuzu kaçırmanın dışında bize ne faydası var deprem olma olasılığını bilmek? Bir bize kendinizi bir bizim yerimize koyun. Çok ne yapabiliriz? Çok doğru konuşuyorsunuz. Depremi kestirmenin ne yararı var? Deprem kestirmenin dediğiniz gibi fazla bir yararı yok. Niye yok? Neticede bu bir tahmindir. Ancak toplumun deprem kavramını veya deprem... anlamını üst düzeye tutmak veya biraz önce söylediğiniz gibi kanun yapıcılarını ve uygulayıcılarını sürekli tetikte tutmak amacıyla bu şeyler yapılabilir. Evet. Belki bilim adamlarının da düşündüklerini halkla paylaşmaz sayılabilir. Ama hiçbir zaman bu kestirmeler deprem zararlarını en aza indirmez. Evet. Deprem zararlarını en aza indirmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Çok basit. Ülkenin çok güzel bir fay haritasını çıkaracaksınız. Evet. Gerçek biraz fay... önceki harita fay evet. haritasıydı galiba Hayır. arkadaşlar. Şunu deprem koyalım. Şunu koyalım. Evet. Hocam fay haritası çıkaralım. Önce bir şunu sorayım ben size. Buyurun. Şimdi güvenli binada yaşayın diyorlar. Evet. Mesela bina çok İki numara, önemli. Özür dilerim. Son dönemde özellikle işte bu bir takım yeni teknolojiyle yapılan evler deniyor. Evet. Genelde çok katlı evler. Bunlar evet. güvenli bina mıdır? Bir binanın güvenli olup olmadığını biz nasıl anlayacağız? Şimdi bakın bir binanın ekonomik ömrü 50 yıldır. Yani 50 yıldan sonra o bina ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Her an her şey olabilir demek. Ama ancak, o zaman tarihi eser kalmazdı hocam bu mantığa göre. Nasıl? Saraylar, camiler yüzyıllardır ayakta. Şimdi şöyle, depreme karşı dayanıklı diyorum. Yani yoksa tabii ki 100 yıl, 200 yıl süreyle yaşayan binalar var. Ancak bir depreme dayanıklı binalarda her binanın bir şeysi var. Depreme dayanıklı bina yapabilmemiz için her şeyden önce Nagihan Hanım, o bölgede şurada gördüğünüz gibi bu fayları çok güzel haritalamamız lazım ve bu faylardan gerçekçi bir deprem tehlikesi haritası oluşturmamız lazım. O haritayı oluşturduktan sonra o haritaya göre depreme dayanıklı, sağlıklı binalar yapmamız lazım. Bu var mı? Yok. Şu anda elimizdeki yapı stoğu, Türkiye'nin yapı stoğu maalesef depreme karşı pek fazla dayanıklı değil. Dört sınıf ev var yahut da bina var. Bunların evet. en fazla birinci ve ikinci sınıf evleri çok az şeydir, depreme dayanıklıdır. Çoğu özellikle Doğu Anadolu'daki yapı stoğu son derece kötüdür. Evet. Bizi zaten İstanbul'daki nasıl sizce? İstanbul'da öyle. Şimdi İstanbul'da deprem kavramı ne zaman çıktı? 1999 Körfez depremiyle. Evet. Peki Kuzey Anadolu fayı ne zaman ortaya atıldı? Rahmetli İhsan Ketin 1950 yılında Kuzey Anadolu fayını söyledi. Evet. O zamandan bu yana 39 Erzincan depreminden batıya doğru bir sürü deprem oldu. Evet. Peki Türkiye deprem kavramı gelişti mi? Hayır. Hayır. Ne zaman ki Trabzon'da nasıl durum? Trabzon'da fay hattının Trabzon üzerinde. Şimdi zaten aslında Trabzon bakın şurada şu Karadeniz fayı maalesef şu anda dikkate alınan bir fay değil. Halbuki bu fay şurada görüyorsunuz, uluslararası bilim dünyasının kabul evet. ettiği fay, Karadeniz sahiline paralel geçen fay, maalesef bugünkü deprem haritasında yok. Ama bu fay ne yapmış? Bu fay 1968 yılında Bartın'ı yerle bir etmiş. Evet. İşte peki, mesela Ali Bey, nerede oturuyorsunuz? İstanbul. Yani güvenli olsun diye yerinizi değiştirdiniz mi? Değiştirdim.
Evet, 99 depreminden sonra güvenli olsun diye yerimi değiştirdim. Ya güvenli bir binaya geçtim. Evet, yani işte, olabilir. Tabii biz bu konu uzman değiliz Nagihan ama evet. En azından güvendiğim dostlarımla hangi bina güvenli değil diye gittik ama takdiri ilahi bilmiyoruz ki biz güvenli diye oturuyoruz ama. Evet. Ha bir de oturduğumuz yerde mi yakalanacağız o evet, var. Evet. Nerede yakalanacağımız da belli değil. Evet, evet. Nagihan Hanım yani, bakın. İş yerinde yakalanacağız. Özür dilerim. Evet. Şimdi şurada 2012 yılında Karadeniz'de olan bir deprem. Trabzon hemen yanında. Tan dediniz ya Trabzon'da evet. Durum nasıl? Bakın artçılar Trabzon'a kadar uzanmış. Orada gözüküyor. Ana deprem kırmızı okla gösteriliyor. Ana şok. Onun artçıları Trabzon'a kadar uzanmış. Artçıların olduğu yer gerilmelerin arttığı yerlerdir. Şimdi maalesef şuradaki fay ve deprem bu 5.6 büyüklüğündeki deprem maalesef ne haritalarda vardır ne de efendim deprem tehlikesine göre alınmıştır. Dolayısıyla bu depremler, Karadeniz fayı ve onun oluşturduğu deprem, Karadeniz sahilinde nükleer tesisler kuruyoruz. Sinop'ta nükleer tesisimiz olacak. Evet. Havalanları, nükleer tesis tetikleyici bir şey tabii. Hayır, nükleer tesis tam tersine. Depremden zarar görebilecek olan, nükleer tehlike yaratabilecek tabii olan, en ufak bir Çernobil çok gibi, büyük. Tabii Çernobil gibi etrafa radyoaktif madde yayabilecek olan bir şey. Yani diyelim ki Trabzon'u deprem vurdu. Evet. Ne olur çok çok da evler yıkılır, insanlar ölür ama onu sararsınız. Geçmiş olsun dersin olur. Halbuki ama, burada. Ama nükleer santral bir zarar görürse bunun yıllardır sadece biz değil tüm dünya bunun zararını görür. Dolayısıyla çok dikkatli almak lazım. Evet. Peki hocam çok kısa şunu da alalım. Buyurun. Bir evin içinde nasıl önlem alabiliriz? Efendim? Evin içinde depreme karşı nasıl önlem alabiliriz? Valla evin içinde ben açıkçası o tür şeylere pek şey yapmıyorum, inanmıyorum. Yani ne yaparsak yapalım. Benim bir deprem çantam yani, var Nagihan. Bunun deprem en çantası kolay, varmış ötesi, bir sırt bravo. Çantam var. Ayda bir de içindeki su var, bisküvit var, radyo var. Aha. Ve ayda bir de içindeki şeyleri değiştiriyorum. Evet. Yani suyu değiştiriyorum, işte yiyecekleri değiştiriyorum. Bravo. Radyonun pilini değiştiriyorum. Bravo. Yani bir ayda bir ama İşe yarar o nerede yakalarım bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Kapatacağız programı. Kişiden kişiye bitti. Değişir. Tabii bu depreme karşı olan bazı insanlar hakikaten deprem takıntısı oluyor. Düşünebiliyor musunuz yani böyle bir yaşam? Çanta hazır bulundurmak deprem takıntısı. Hayır hayır onu demiyorum. Depremden korkmayı diyorum. Ha. Yani bazı insan çok korkuyor. Bazı insan hakikaten pek de şey yapmıyor. Evet. Ama bence en doğrusu depreme karşı dayanıklı binalar yapmak. Evet peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sevgili Ali Tezer, sevgili Profesör Doktor Osman Bektaş.